Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk suyla yiyorlar. Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı Mehmet Doğan hayatını kaybetti. Gaziye mesajları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Bugün bütün varlığımla şükür secdesindeyim, hamt makamındayım. Edebiyat dünyası büyük bir değerini kaybetti. Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı Mehmet Doğan 77 yaşında Ankara'da vefat etti. Sevenlerini üzen haber Türkiye Yazarlar Birliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada bir süredir tedavisi devam eden şeref başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı. Hakkın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü, ikindi namazını mütakip Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağ olsun denildi. Vefat haberinin ardından taziye mesajları ard geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarıyla hatırlanacak ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Darı Bekaya irtihal eden milli edebiyat ve Türk dili davasının sebatkar öncülerinden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'a Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından olan Mehmet Doğan, 2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı. Doğan, 2021'de ise Mehmet Akif İnan Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülüne layık görülmüştü. Adı Türkiye Yazarlar Birliği ve Büyük Türkçe Sözlük ile adeta özdeşleşen Mehmet Doğan kardeşimiz fikir hayatımızın her alanında ülkemize katkı sağlamıştır. Kendisinin Türkçe konusundaki hassasiyetini uzun zamandır takdirle takip ediyor. Daha vefat etmeden ismi yaşatılmaya başlanmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında kentte inşa edilen şehir kütüphanesine Mehmet Doğan'ın adı verilmişti. Bugün bütün varlığımla şükür secdesindeyim. Hamt makamındayım.